Biz gördük, dedik. Gönül verdik birbirimize. Söz verdik ömür boyu beraberliğimize. Ve işte o an geldi. Biz nişanlanıyoruz. Hayat limanından kalkan vapura biniyoruz. Ömür boyu sürecek bu yolculuğumuza çıkarken bizi uğurlamanızı istiyoruz. Biz bugün çok mutluyuz. Yerimizi bizim gibi sevenlere bırakıyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz diyor çiftimiz. Çiftimize alkışlarımızla selamlıyoruz. Şimdi eskiden kız istemeye gidilirdi. Ne denirdi o ana? Dünür anı denir değil mi? Kız istemeye giderken hep böyle nedense ağzı iyi laf yapan kişileri kız istemeye götürürler. Ama orada heyecandan götürdükleri kişi dut yemiş bülbüle döner. Ne diyeceğini unutur. Damat taraf heyecan içindedir. Damat tarafı ayrı bir heyecan içindedir. Kızlarımız çok farklı bir heyecan içindedir. Tabii ki kızlarımız gelen misafire kahve ikram ederken tepsinin üzerinde fincanlar zangır zangır titriyorsa ilki o iş olacak demektir. Peki şöyle çiftimize soralım. O gün çoban ailesi Burçak ailesinin kapısını çaldı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Tuğba'yı oğlumuz Onur'a istiyoruz dediğinde heyecan var mıydı? Yani tabii vardı. Şimdi kızımız diyor ki, gelin hanım diyor ki, aşk vardı, heyecan vardı diyor. Alkışlıyoruz efendim kendisi. Tabii aşk olacak, heyecan olacak ki bu iş olacak değil mi? Peki damat bey kahve ikram edildi mi? Kahvenin içinde neler vardı? Şekerliydi. Yani. Suyu nasıldı? 30'luydu ama. Damat bey diyor ki kahve şekerliydi ama diyor suyun içine de sanki bal koymuşlar der gibi tuzluydu diyor. Alkışlıyoruz efendim damat bey de. Bu hayatı tabii ki beraber omuzlayacaklar belli oldu. İşte biz de diyoruz ki böyle sevdalılara gelsin. Böyle sevdalı insanlara gelsin. Sıradaki eserimizi alalım. Alemlere rahmet olan Muhammed'e sevdalıyım. Güneş gibi ışıldayan nur cemale sevdalıyım. Güçlü alkışlarınızla.